Sevgili izleyiciler, şimdi arkamda da görüyorsunuz bu ikiliyle ilgili bir haberimiz var. Biber ve patlıcan fiyatları biliyorsunuz son dönemlerde çok fazla artış gösterdi. Vatandaş da tepkili. Şimdi marketler bir karar aldı. O kararı ekranlarınıza getireceğiz. Artık market zincirleri biber ve patlıcan satmama kararı. Bakıyorsunuz marketlerde hala bütün sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görev de bizimdir ve hesabını sorarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ürünleri pahalı satan marketleri işte böyle uyarmıştı. O uyarı sonrasında yeni bir hamle geldi. Marketlerde el yakan ürünlerin başında biber ve patlıcan geliyor. Biber ve patlıcan marketlerde 15 ila 20 lira arasında satılıyor. Bu yüzden de vatandaş sık sık marketçileri eleştiriyor. İşte marketçiler bu durumun cezasını biber ve patlıcana kesti ve bu iki ürüne marketlerde raf yasağı geldi. Bir karnıyarık yapmaya kalksanız ne kadar yaparsınız? Vallahi 17 lira olunca kıyma da yarım kilo gitse, 20 de kıyma diyelim yarım kilosunu, 40 lira 50 lira bir karnıyarık nasıl yapacaksın? Biber ve patlıcanın kilosu 15 ila 20 lira arasında satışa sunuldu. Müşterinin hem eli yandı hem canı sıkıldı. Market zincirleri de bu ürünleri satmama kararı aldı. Onlar hiç almıyoruz, mutfağımıza girmiyor onlar. Bakıyorum, evvel geri gidiyorum. Aracı çok, yani 3-4 kademede aracılar var. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, marketçilerin pahalı ürünleri satmayabileceğini söyledi. Talep olması durumunda ürünlerin raflarda olmaya devam edeceğini vurguladı. Marketlerde bu ürünlerin çok pahalı denmesi biraz da bizi marketçiler olarak üzdü. Onun için isteyen marketçi meslektaşlarımız bu ürünleri gerekirse pahalılığından dolayı satmayabilir. Hiç satmayacağımız diye bir karar yok. Herkes bölgesinin yapısına göre, müşterilerinin yapısına göre reyonlarında satılabilir. Olacak iş mi bu? Ya zabıtaların çoğaltılması lazım, iyi bir denetim olması lazım. Yeni dönemde astronomik fiyatlarla satılan ürünler marketlerde satılmayacak. Bu nedenle vatandaşlar pazarcılara yönelecek. Onlarca tezgah, onlarca satıcı ve yüzlerce ürün, 80 milyonun aşina olduğu pazarlar marketlerin satmadığı ürünleri satmaya devam edecek. Pazarcılar daha az aracıyla çalıştıkları için ürünler de marketlere kıyasla daha ucuz olacak.